Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve lekad halakna li insana min salsali min hama'in mesnun. Vel canna halaknahu min kablu min nari semum. Sadakallahu azim. Ant ki Dürüce Rabbimiz, biz insanı kuru bir çamurdan ve bu mesnunda iki mana yapacak. Ya şekillenmiş kara balçıktan ya da kokuşmuş kara balçıktan yarattık diyor Yüce Allah. Şimdi burada salsal geçti. Salsal ne demek? Es salsalu et tinul yabisul lezi yusal silu. Yani ses çıkaran kuru efendim çamura. Hani kurumuş çamura salsal denilir. Ve ve gayru buhin. Tabi bu da pişirilmemiş. Hani bazen kiremit pişiriliyor ya pişirildiği zaman kiremit oluyor. Ateşte pişirildiği zaman e, ona kiremit denir. Söyleyecek zaten. Kiremit yani fakar. Yani Arapçası fahardır. Demek ki pişirilmemiş efendim kuru çamura ses çıkaran kuru çamura salsal denilir. Ve izâ tubiha ve Pişirildiği zaman ona fahar denilir. Kalu. <laughs> Şöyle denilmiş. İza tevahhem tefi fi savtihi madden fe salilun. Eğer sen onun sesinde bir uzatma vehmedersen o salidir. Ona sali denilir. Ama dur ve in tevahhem te fihi terci'an böyle e, kesik kesik uzatmalı ses ondan e, işitirsen fe ve salatun denilir. Ama bir ince bir fark yaptı. Vakıyla Huve tad'ifu salla. Sallanın tad'ifidir. Salla sal salla. Zelle zelzele gibi. Tabi iza entene. Koktuğu zaman, kokuştuğu zaman ona salla denilir. O zaman e, salsal burada kokuşmuş, kokmuş manasında. Vel hame'u attinul esvedul mutagayyiru. Hame geçti ya burada. Min hame'in mesnun. Buradaki hame nedir? Efendim siyah böyle değişmiş, e, çamura hama denir. Rengi değişmiş yani. Vel mesnunu el musavvaru evet demek ki böyle şekillen şekillendirilmiş yani Hz. Adam şekillendirilmiş yani. Bu da nereden mehuzdur? Min sünnetil vecihi. Evet. Demek ki sünnet yani burada tasvir yani yüzün tasviri manasında. Buradaki sünnete murat e, tasvir manasındadır. Vakile bu mesnun hakkında ne denilmiş? El mesbubul mufragu. Dökülmüş manasında. Mesbub dökülen. Evet. Sabbe fiili, fiili sabbedir. Sabbe dökmek manasında. Enne sababnel ma'a sabbe. Yani ayette Abese suresinde e, biz yağmuru döktükçe döktük diyor. Buradaki mufra da dökülmüş. Yani ufriğ aleyhi kitra. Kev suresinde zelkaren ki Ufriğ aleyhi kitra. Bu da dökülmek masbub mefruk aynı manada. Mufrak aynı manada ifade ediyor. E nasıl dökülmüş? Yani kaleba dökülmüş o zaman. Şöyle mana yapacak. Ey ufriğa suretu insanin kema min fi emsiletiha. Yani insan suretinde kaleba dökülmüş. Yani insan suretinde bir kalıp e, yapılmış. Yani Cenab-ı Allah insan surete bir kalıp yapmış. Nasıl ki diyor? Böyle eritilen cevherler ne yapıyor? Ee, onlardan suretler dökülüyor. Fi emsilete Mesela bakır demire. Efendim e, demir efendim alaminuma mesela. Buna birbirine karıştırılıyor. Kendi misalleriyle karışıyor ve bir kalıp meydana geliyor. vakila el-muntinu. Buradaki demek ki meslun muntin manasındadır. Ee, Kokuşmuş manasında. Hani Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi'nde Fiha enharu min ma'in gayri asin Asin diyor, asin. Bak koku, kokmamış, kokuşmamış bir su. İçilen tertemiz yani. Evet. Mesela lem yetesenne. Demek ki bu sennenin kökünde kokmak, bozulmak manası var. Evet. Min senentul hacara alal haceri iza hakektehu bihi. Evet. Diyor bir taşı bir taşa hani ne böyle sürttüğün zaman böyle ona ne denilir? E, Senentul hacer alel haceri denilir. İza hakek de yani taşları birbirine vurduğun zaman Senentul hacera alel haceri denilir. E, İza hakek de hu bihi. Fellezi yasilu beynama seninun. Peki taşları birbirine sürttün aradan akana da senin denilir. Eyle illa O aradan dökülen de illaki diyor ne oldu? Sonuç olarak kokmuş hmm. oldu. Min hamein. Şimdi min salsali min hamein. Şimdi bu min hamein terkipte nedir? Onu söyleyecek. Sifatun li salsalin. Salsalin sıfatıdır. Ey yani ve min salsalin kain min hamein. Evet. Efendim kokuşmuş kara balçıktan olan bir çamur yani kuru bir çamur. Ve hakku mesnunin bir mana musavvarin biz musavvar manasında yaparsak bunun hakkı nedir? En yakın sıfatın irabta yani hakkı nedir? Sıfat olmasıdır. Ee, gene sansanın sıfatıdır. Ey ne demek mana yani toplu mana yani biz bu irapları da göz önünde bulundurursak ke ennehu efraga yüce Allah o ne yapmış? Karabalçığı kalaba dökmüş fasavvara minha timsale insanin ecvefe. İçi boş bir insan sureti ne yapmış? E, tasvir etmiş. E, Feya bir bise sonra o kurumuş o çamur kurumuş. Hatta izan nukire sala. ona üfürüldüğü zaman ses çıkarıyor. Yani içi boştur yani. Bir rüzgar geldiği zaman içinden ses çıkıyor. Sümme gayyere ba'da zalki ile cevherine akar. Sonra Cenab-ı Allah bunu başka bir cevher yani insan e, şekline Allah Teala değiştirmiş. Hani çamurdu ne oldu? Et oldu, kan oldu, kemik oldu. E, böylece bir Allah ruhundan da üfledi. E, insan şeklinde bir e, Cenab-ı Allah mahlukat yarattı. Allah'ın ku kudreti, kuvveti ne kadar büyük. Tabi hadiste de bu geçiyor bu diyor Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i kalıba döktüğü zaman böyle bekletti arada 40 sene falan beklemiş. Tabi içi boş daha bir şey yok. Dün iblis etrafına dolaşmış bakmış ki içi boş. Ya demiş bu kendine malik değil yani ben bunu alt ederim yani demiş. Bu hadis de var yani demek ki ta e, demek ki iblis Hazreti Adam'dan önce yaratılmış. Hatta bir rivayete 60 bin sene önce yaratılmış diyor. O zaten diyecek ayetine diyor. Vel canne contributed... <ntter> min kablu. Bak bundan önce Hazreti Hz. Adem'den önce Cenab-ı Allah cinleri yaratmış. Neden yaratmış? Min nari semum. Zehirli deriye nüfuz eden ateşten yaratmış. Vel canne eee vel canne lil cinni ke Adem lin Mesela e, nasıl ki Hazreti Adam insanlar için hani insanların babasıysa can da cinlerin babasıdır yani. Ve kile huve Bu candan murat iblistir, şeytandır yani. Ve el Hasan ve ömer amru bunu ubeyd. Vel ceenne, ceenne okumuşlar. Hemzeli okumuşlar. Bilhemzeti. Min nari yani min nari harri şedidin nafizi fil mesam. Derilere nüfuz eden şiddetli bir ateşten allah Teala cinler yaratmış. Kile hazihi sumumu cüz'un min seb'ine cüz'en min Min Semu min nari elleti halakallahu minha el canne. Ya da hazi semu mu cüz'ü min seb'ine cüz'ü min semu min nari elleti halakallahu minha el can. cenab Allah cinleri yarattığı bu ateşin efendim bu zehiri diyor. yani bu 70 cüzden bir cüzdür yani. Allah Allah. Demek ki buradaki ateş yani cehennem ateşi büyük ihtimalle. Yani bu cehennem ateşinin 70 cüzünden bir cüzden Allah Teala o cinleri yaratmış. Evet. Ya da dünya ateşi de diyebilirsin. Burada kayıtlamadı. Dedi ya. Hazi semu cüzü min sebe'in e cüzü min semu min nar. <laughs> Elleti halakallahu minha. Bu ateşten yaratmış. El canne cinleri yarattığı. Bu ateşin zehirinden 70 cüzünün bir cüzüdür diyor. Evet, ihtimallidir yani. Olabilir ki dünya ateşi, olabilir ki cehennem ateşi. Yani Allah bilir yani biz Allah'a havale edeceğiz. Yani Yüce Rabbimiz burada kudretini gösteriyor yani. Biz bu kadar şeye girmeye de gerek yok. Yani bizim için burada anlayacağımız nedir? Cenab-ı Allah insanoğluna lütfetmiş, onu yoktan var etmiş. Kendi gücünü, kudretini göstermek için yaratmış onlara kendisine ibadet etmek için cinleri insanları yaratmış. Tabi insan oğlunu topraktan yaratmış. Bunda hikmetleri vardır Allah bilir. Cinleri iblis onları da ateşten yaratmış. Zehirli bir ateşten. Hikmetini Allah bilir yani. Evet. Şimdi burada kalalım inşallah. Şimdi bu bir başka bir şeye geçecek. Ee, bu da ayrı bir şey. Yani şimdi Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yarattı. Sonra e, ona ruhundan üfülecek. E, o da dirilecek. Ve Cenab-ı Allah Adem'e bütün meleklerini secde ettirecek. Yani ona tazim hürmeti için. İblis etmeyecek. Ondan bahsedecek gelecek dersimizde. E, Yüce Rabbim okuduğumuzu anlamayı, anladığımızda yaşamayı nasip eylesin. Ve ahir davana enilhamdülillah rabbil Alamin.